kürümüzle başlayalım. Buyurun hocam. Evet, ilk kür hangisi? Hocam şey yapalım, bu bayanlarda hamilelik döneminde çıkan lekeler oluyor. Hı. Onları yapalım. Burada hocamızın önerisi şudur. Burada 10 tane gülümüz var. Bu 10 biraz gülümüz. Daha yavaş anlatarak tamam, gidelim. Tamam. Evet. Kilit alabilir miyim oradan sizden? Hı. Buyurun, kil. Ben de şu notlarımı alayım. Yaprağı. Bir de balımız var bizim burada. Bu müthiş bir şey yalnız. Hamilelikteki lekeler için çok faydasını görürsünüz yani. Burada biz bir su bardağı kaynatacağız. Kaynadıktan sonra burada 10 tane gülümüzü. Ya 11 de olur ama akılda kolay kalsın diye. Ya kaçtı? 10, 11 demek olmaz. 12 de olur, 9 da olur. Ortalama 10 yaprak. Gülün çiçeğinin yaprağı. 10 tane attık. Arkasından da 1 çay kaşığı şeklinde bal koymamız gerekiyor. 10 gül yaprağı, 1 çay kaşığı bal. Bal. Evet. Bu burada 8 dakika kısık ateşte kaynayacak. Ben daha ne önce kadar kaynatıyorsun? 8 dakika kaynayacak hocam, evet. Burada bu. Evet, sen daha önce bunu yapmıştın yaptım, herhalde. Yaptım hocam, evet. Burada da bunu 100 gram şeklinde kil almamız gerekiyor. Yüzünüzün hani oranına göre ayarlayabilirsiniz. Şu şekilde mesela. Hmm. Biraz atayım mı hocam? Evet. Kil, bildiğimiz kil. Çünkü burada bu kaynayan suyun 8 dakika sonra ocaktan alıp ılımaya, yani soğumaya bırakmamız gerekiyor. Kızım, kaç gram dedin? 100 gram hocam. 100 gram olmaz o. O 100 gramdan az. Çok az yani. En fazla 10 gram bile değil yani. Tamam. 100 gram dersen buradaki bile bakayım. Evet. Aşağı yukarı. 100, aşağı yukarı. Evet. Ama yani önündeki bir 10 gram, 15 gram. Seni düzeltme anlamında değil. Değerli izleyicilerimiz doğruyu öğrenmeleri anlamında. Evet. Evet. Bu burada soğudu zaten bu suyumuz. Soğuduktan sonra bunu kilin üzerine alıyorsunuz. Azaltacağım hocam. Bunu bu şekilde karıştırmamız gerekiyor. Aslında lekenin ne kadar kapladığına göre tabii o oranda yapmak lazım. Yani 100 gramın hepsini yapmak değil, gerekmiyor. Tabii bu kadar çok yapmanıza da gerek yok. Evet. Yüzlerinin kendi şeyine göre, hani çevresine göre ayarlayabilirler. Birkaç bayan bir araya gelmiş mesela. Bende de biraz leke, illa hamilelik lekesi değil ama özellikle hamilelik deki lekeler için bulunmaz bir çözümdür bu. Daha sonra bunu, bu maskeyi yaptıktan sonra ciltlerine, hani gözlerine gelmeyecek şeklinde bütün cildine uygulayacaklar. Yarım saat falan kalacak bu cildinde. Yarım saat sonra yıkamaları gerekiyor bunu. Ve bunu da haftada bir defa yapabilirler. Evet. Şöyle evet, kıvam da görünüyor şu anda. Çok cıvık da değil, çok sulu da değil. Belli bir kıvamı tutturmak yeterli olacak.